Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Agrotech'e inceleyeceğiz. Agrotech'te son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında arkadaşlar, aslında güzel yukarı yönlü bir trend hareketi oluşmuş. Fiyat 47 seviyesine kadar çıkmış. Devamında düzeltme, burada destekte tutunmuş 29.80'den oluşan alımlarla birlikte güzel bir yükseliş kaydesi de 41.92 ile bu yükselişini sonlandırmış ve tekrardan fiyat kazançlarını geri alarak düşüşlerini sürdürmüş ve %1'e yakın diyelim negatif bir fiyatlamayla 31.06 seviyesinden günlük kapanışını yapmış arkadaşlar. Şimdi burada görüldüğü gibi net bir düzeltme hareketi içindeyiz. Hatta buna bir alçadan üçgen de diyebiliriz arkadaşlar. Fiyat 29'da 47 arasında kalmış. Buradaki alçalan tepeyle birlikte negatif fiyatlama sürmüş. Satışlar her ne kadar şurada azalmış olsa da arkadaşlar özellikle 29.80-30 bölgesine gelmesi durumda kısa vadeci arkadaşlar, trade eden arkadaşlar buralardan risk alabilirler. Şu şekilde risk alabilirler. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte buradan risk almanızla birlikte 36-37 seviyesinden eğer yükseliş olması durumunda 36-37 seviyesinden satış yapabilirsiniz. Çünkü 36'nın üstüne fiyatlama yapamaz. Yani bu düşüş kanalını kıramazsa fiyat tekrardan geri çekilmesi mümkün. O yüzden bu seviyelerden yani 29-80-30 bölgesi gelmesi durumda trade edenler, kısa vadeci arkadaşlar alım yapabilir. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte trendin kırılıp kırılmadığını takip edin. Bu rakam da bizi 36-37 seviyesine götürüyor. Buradan satış yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Ancak bura kırılırsa yükseliş hareketi ilk etapta 41, devamında da 47 seviyesine sürecektir. Fiyat zaten bu düşüş kanalını bitirip yeniden bir yükseliş hareketine devam edecekse 36'nın üstünde kalması gerekiyor. 36'nın üstüne kalmasıyla sıralı dirençler takip edecek. Bu da bizi 41-47 seviyesine götürüyor. Eğer Agrotech tarafında arkadaşlar burada bu kanalı kırabilirsek, 47'nin üstünde de kalabilirsek uzun vadede 73-78 bandında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Ancak burada önemli bir unsur var. Bu kanalın kırılması. Yani bu düzeltmenin kesinlikle bitmesi. Çünkü burada 29.80 kırılırsa arkadaşlar düşüş devam edecektir. Yani burada orta ve uzun vadede Agrotech tarafında hedef yapıp bu bölgeye gelmesi durumunda alım yapmak istiyorsanız 29.80-30 bölgesinden alım yapabilirsiniz orta ve uzun vade için. Ancak destek kırılırsa düşüş devam edecek. Bu düşüş de bizi 23-21 seviyelerine kadar götürebilir. Bir kademe buradan alırsanız orta ve uzun vade içinde toplamış olursunuz. Bu 29.80 kırılırsa net bir şekilde söylüyorum. Kesinlikle düşüş devam eder. Satış baskısı sürer arkadaşlar. Bu da bizi birkaç kademe daha alt bantlara doğru itebilir. O yüzden 29.80 burada önemli. İsterseniz burada da 29 bölgesini stop loss seviyesi olarak kullanabilirsiniz tercihen. Kısaca arkadaşlar, trade eden arkadaşlar burada 29'u da stop loss seviyesi olarak kullanabilirler. 29.80 kırılırsa burada düşüş 23-21 desteklerine doğru sürecektir arkadaşlar. Fiyat bunun üstüne kaldığı sürece tepki gelmesi mümkün. Dediğim gibi bu tepkiyle birlikte 36'yı aşarsa sorun yok. Trend kaldığı yerden devam eder ve tekrardan bir uzun vadede 73-78 seviyelerini hedef fiyatı olarak takip edebiliriz. Ancak buradaki gördüğünüz gibi alımlar kuvvetli olmaz. Alım iştahı düşük olursa 29.80'i kırması mümkün. Bunu kırarsa zaten arkadaşlar burada alçalan üçgenle birlikte fiyat aşağı yönlü 23-21 seviyelerine doğru geri çekilmesi sürebilir. O yüzden buradaki bölgelere yani destek ve direnç noktalara dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Agrot bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.